kapama alanında en önemli hadise tavuğun dışkısındaki azotun amonyak haline dönüşmesi. Çok kolay bir şekilde amonyağa dönüşür ve bu amonyak kötü bir koku yaparken, kümesin içinde rahatsız edici bir koku yaparken aynı zamanda tavukların da solunum sistemini, epitelini tahriş eder. Bu solunum sisteminin epiteli tahriş olunca da kolaylıkla virüs hastalıklarına ve bakteriyel hastalıklara yakalanır. Hocam o zaman tavuktan çıkan dışkıyı direkt olarak gübre olarak kullanamıyoruz. Doğru mu anlıyorum? Evet. Çok yüksek miktarda azot vardır içinde. O nedenle azot da aslında yakıcı. Bomba yapımında falan kullanılıyor biliyoruz. Yani zehirdir. Yani hızla amonyağa çevrilir ve zehir gibi şey olur, etkiler. Solunum yollarını mahveder.